Arkadaşlar merhabalar. Sayı problemleri, kesir problemlerinden sonra geldik yaş problemlerine. Şunu ifade etmem gerekiyor yalnız. Problemlerin en önemli konusu arkadaşlar bence sayı problemleri. Çünkü orada gerçekten temel olarak denklem kurmayı anlatmaya çalışıyoruz. Soru tipleri üzerinden gösteriyoruz. Lütfen klasik sorular çözmeden yeni nesil tarzında sorular çözmeyin. Bunu hep söyleyeceğim. ÖSYM'nin sorduğu sorular gerçekten kitaplardakinden çok daha kaliteli. Bazen hatta şu oluyor. Ben hocam yeni nesil soruları bile çözdüm ama sınavdaki soruları çözemedim. Sebebi şu. Klasik soruların düzgün çözülmemesi, yeni nesil soruların aldatıcılığı, kitaplardaki soru tarzıyla ÖSYM'nin soru tarzının birbirine çok benzememesi arkadaşlar. ÖSYM sizden gerçekten kavramları çok iyi öğrenmenizi istiyor. Bundan dolayı sizden ricam Karekök TYT Soru Bankası, Bilgisayar Mal Soru Bankası, Endemik 3-4-5 gibi kitapların klasik sorularını çözmeden lütfen o rutin olmayan problemler, yeni nesil problemler, yok problematikler, cartlar, curtlara geçmeyin lütfen. Sizden rica ediyorum. Tam olarak her şey otursun. Klasik soru mantıkları otursun. Ondan sonra siz bilirsiniz. İçiniz rahat ettikten sonra çözebilirsiniz. Başlıyoruz şimdi. 40 yaşındaki bir babanın yaşı kızının yaşının 5 katıdır. Kaç yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 3 katı olur. Şimdi arkadaşlar burada zaten babanın yaşı da belli. Kızının yaşının 5 katı olduğuna göre o zaman 40 bölü 5'ten kızının yaşı da 8'dir. Haliyle şunu söyleyebiliriz. 40 artı x x yıl sonra 8 artı x'in 3 katı olacak. Şunu diyebilirsiniz bakın. Hocam ben zaten burada sayı veriyorum çünkü Allah aşkına. Denklem niye kuruyorsunuz? Denklem kurmak bizim için genel olarak sorularda yorum yapabilmek adına aşırı önemli arkadaşlar. O yüzden lütfen denklemini kuramadığınız soruyu öğretmenlerinize sorun. Yoksa sayı vererek bir şekilde çıkararak evet denk gelebilir ama sınavda böyle olmayacak. Gerçekten sınavdaki sorular çok öz bir şekilde sizden denklem kurmanızı istediği için temel mantığı ben hep onun üzerine kuracağım. Dolayısıyla böyle denklemi yazdım. 40 artı x eşittir. 8x artı 24. Buradan da arkadaşlar 16 eşittir 2x. x eşittir 8 geldi. Mehmet'in şimdiki yaşı 13. Yasin'in şimdiki yaşı 7'dir. Kaç yıl sonra Mehmet'in yaşı Yasin'in yaşının 3 bölü 2 katı olur? Bakın şimdi kaç yıl olduğunu bilmiyoruz. Mehmet'in yaşına 13 artı x diyelim. Yine kaç yıl sonra olduğunu bilmiyoruz ama aynı yıl 7 artı x yaşı Yasin'in. Bunların oranları kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 2. Şimdi böyle... Yazarsak 13 artı x bölü 7 artı x diye oranlarını bu şekilde gösterebiliriz. Böylece artık içler dışlar çarpımı 21 artı 3x eşittir 26 artı 2x. Böylece x eşittir 5 oldu arkadaşlar. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 6 katıdır. 2 yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşının 7 katıydı. Buna göre babanın yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar oğlunun yaşına O diyelim. Babanın yaşına 6O diyelim. 2 yıl önce oğlu O-2, baba da 6O-2 olur. Aynı yıl sonuçta çıkıyor ve eşittir diyorum. Denklem çok önemli. Çocuğunun yaşının 7 katı bakın. 2 yıl önce dediği için komple O-2 diyoruz çocuğun yaşına. Onun 7 katını alıyoruz. Böylece 7O eksi 14 eşittir 6E. 6O eksi 2 böylece O 12. Oğlu 12 yaşındaysa arkadaşlar babanın yaşı da 72 olacak. Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katıdır. Babanın yaşı ise kızının yaşının 4 katıdır. Kızın babasının ve annesinin bugünkü yaşları toplamı 72 olduğuna göre kızın 6 yıl sonraki yaşı kaçtır? Kıza K dersek baba 4K olur. Anne de 3K olur arkadaşlar. Bunların toplamları 72 olarak verilmiş. Böylece 8K eşittir 72. K 9. Kızın 6 yıl sonraki yaşı 9 artı 6'dan 15 olacak. Yükselin yaşı Hasan'ın yaşından 5 katından 3 eksiktir. Adnan'ın yaşı ise Hasan'ın yaşının 4 katından 5 fazladır. Yüksel Adnan'dan 1 yaş küçük olduğuna göre Hasan kaç yaşındadır? Şimdi Hasan'ın yaşına H diyelim arkadaşlar. 5H-3 yükselin yaşı ve Adnan'ın yaşına gelelim. 4H artı 5. Ne demiş? Yüksel Adnan'dan 1 yaş küçük. Yani 4H artı 5'ten 1 yaş küçük olacak. Böylece arkadaşlar H 7 oldu. Hasan'ı soruyordu zaten. 48 yaşındaki bir babanın yaşı 4'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Ortanca çocuk doğduğunda babanın yaşı kaçtı? Şimdi çocuklar bakın A, A artı 4 ve A artı 8 olsun. Bunların toplamları 3A artı 12 olacak. 48 yaşında baba. Böylece 3A 36, A 12 geldi arkadaşlar. Şimdi ortanca çocuk demek ki 16 yaşındaymış. 16 sene önce baba da 32 yaşında olur. 2004 yılında Mehmet ile Soner'in yaşları toplamı 20 idi. 2009 yılında Mehmet'in yaşı Soner'in yaşının 3 katının 2 eksiği olacağına göre Soner'in 2006 yılındaki yaşı kaçtır? Denklem kurma sorularında arkadaşlar size hangisi soruluyorsa ona harf vermek bazen mantıklı olabilir. X, Y de deriz, M, S de deriz ama ben tek bilinmeyenden gitme taraftarıyım ama bu her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Mümkün olduğunca az bilinmeyene zorluyorum. Bakın şimdi Soner'in yaşı istendiği için 2004 yılında Soner'e S diyelim. Mehmet'e de 20-S diyelim. 2009 yılına geldikleri zaman aradan 5 yıl geçtiği için S artı 5 olur. Öbürü de 25-S olur arkadaşlar. 2009 yılında Mehmet'in yaşı yani 25 eksi ise Soner'in yaşının 3 katının 2 eksiği olacak. Bakın bu şekilde denklemi kurmamız lazım. S artı 5'i paket halinde aldığımız için dağıtıyoruz. 3S artı 15 eksi 2 eşittir. 25 eksi ise buradan da 4S eşittir. E, şurası 13 zaten 25 çıkardık 12. S buradan 3 geldi. Şimdi Soner'in 2006 yılındaki yaşı biz neyi bulduk? Soner'in 2004 yılındaki yaşını bulduk. 2 yıl sonra arkadaşlar 5 yaşında olacak Soner. Şimdi arkadaşlar burada üç kardeşin bugünkü yaşları toplamı 19 olduğuna göre 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır diyor. Sadece şunu hatırlatmak için sorularda arkadaşlar kişi sayısı önemli oluyor ve 5 yıl sonra hepsi beşer yıl arttığı için 19'a ne ekleyeceğiz? 15 yaş ekleyeceğiz. Her biri 5 arttığından dolayı. Diğer sorularda da buna dikkat etmek için bir böyle basit örnek söyleyeyim dedim. İkişer yıl arayla doğan 3 kardeşin bugünkü yaşları toplamı 30 olduğuna göre bu kardeşlerin en büyüğü bugün kaç yaşındadır? İşte bakın birisi A olsun öbürü A artı 2 diğeri de A artı 4 arkadaşlar. Yaşları toplamı 30 3A artı 6 30 3A eşittir 24 A eşittir 8 büyüğü 12 yaşında arkadaşlar. 5 yıl önce Ömer'in yaşı Hakan'ın yaşının 7 katıydı. 6 yıl sonra Ömer'in yaşı Hakan'ın yaşının 3 katının 2 eksiği olacağına göre Ömer'in şimdiki yaşı kaçtır? Ee, şöyle yapalım şimdiki yaş üzerinden gitmeyelim arkadaşlar diyelim ki 5 yıl önceki yaşına H diyelim Hakan'ın. Böylece 5 yıl önce Ömer de 7H olacak. Şimdiki yaşı o zaman Ömer'in 7H artı 5. Hasan'ın da pardon Hakan'ın da H artı 5. 6 yıl sonra bundan 6 yıl sonra diyor. Yani şeye dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar ve 6 yıl sonra derken şimdiden 6 yıl sonra demek istiyor. 7H artı 5'e 6 daha eklersek 7H artı 11. Ömer'in yaşı Hakan'ın yaşının 3 katının 2 eksiği olacakmış. Haliyle Hakan'ın yaşı da 5-6 yıl daha artacak. H artı 11 olacak. Bunun 3 katının 2 eksiği bakın gördüğünüz gibi. 7H artı 11. Parantezlere hep dikkat edin buralarda. 3H artı 33 eksi 2. 4H burası 31-11 çıkardık. 20-H 5 oldu. Yani Hakan'ın biz ne zamanki yaşını bulduk. 5 yıl önceye Haye demiştik. Dolayısıyla 5 yıl önce o zaman Ömer de 35 yaşında arkadaşlar. Ama şu anki yaşını sorduğu için tabii ki 40 yaşında olacak. Ali doğduğu tarihten 6 yıl önce Yasin doğduğu tarihten 4 yıl sonra doğmuş olsaydı yaşları eşit olacaktı. E şimdi o zaman bu şu demek. Ali şu anki yaşından 6 eksik. 6 fazla pardon. Yasin de şu anki doğduğu yaştan 4 yıl olduğuna göre şu anki yaşından 4 eksik olsaydı bunlar eşit yaşta olacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu şu demek. Ali'den 10 yaş fazlaymış Yasin'in yaşı. Yaşları toplama 36 demiş. Ali'ye A dedik. Yasin'e de A artı 10 diyelim. Toplamları 36. 2 A eşittir 26. A 13. Yasin şu an 10 yaş büyük olduğu için arkadaşlar 23 yaşında olacak. Bu şekilde burada da yani ne kadar önce doğarsa o kadar büyük olması gerektiğine dikkat etmemiz lazım. Denklemi de ona göre kurmamız gerekiyor. Bir annenin yaşı 3 çocuğunun yaşlarının toplamının 2 katıdır. 4 yıl önce annenin yaşı çocuklarının yaşlarının toplamının 3 katından 2 fazlaydı. Annesinin 10 yıl önceki yaşı kaçtır? Arkadaşlar bakın çocuklara ayrı ayrı harf vermeyin. Çünkü çocukların ayrı ayrı yaşlarını istemiyor bizden. Şöyle demek o yüzden mantıklı. Anne çocukların yaşları toplamı Ç olsun. O zaman 2Ç olacak. Tamam mı? 4 yıl önce anne 2Ç-4 olur. Çocukların yaşları toplamı 3 çocuk olduğu için 3 kere 4'ten... 12 azalacak. Bakın bu Ç dediğimiz yaş toplamı. O yüzden orada birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk da olduğu için dörder yıl çıkartırsak 12 yıl çıkarmalıyız. Buna dikkat etmemiz yeterli. Bunun 3 katından 2 fazla demiş. O zaman parantezli kurmamız lazım denklemi. 2Ç eksi 4 eşittir. 3Ç eksi 36 artı 2. Böylece Ç eşittir arkadaşlar. Şurası 34 oldu. Öbür tarafa atarsak 30. Çocukların yaşı 30 sa annenin yaşı 60'tır arkadaşlar. 10 yıl önceki yaşı da 50 olur. 4 kişilik bir ailenin 4 yıl önceki yaş ortalama... Pardon şuraya geleceğiz soru atlamayalım. 20 kişilik bir grubun yaş ortalaması 16'dır. 10 kişinin 2 yıl önceki yaşları ortalaması 10 olduğuna göre diğer 10 kişinin şimdiki yaş ortalaması kaçtır? Gerçi alttaki soru daha kolaymış. Önce onu çözeyim. Şunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar yaş ortalamalarında. Diyelim 4 kişilik bir aile, sorudan bağımsız söylüyorum. 4 kişi var diyelim. Yaşları ortalaması 15 olsun. Eğer 3 sene geçerse yaşları ortalaması o zaman 18'e yükselir. Bunu bir örnekle göstereyim. Şimdi diyelim 12 olsun bir kişi, diğeri 18 olsun. Birisi 20 olsun. Öbürü de 10 yaşında olsun. Toplamları kaç yaptı? 30, 30 daha 60. Bölelim 4'e. Yaşları ortalaması 15. 3 sene geçsin aradan. 15, 21. Diğeri 23. Bu da 13. Topladığımız zaman bu sefer 60 kaç yapıyor? 8. Bakayım bir 68 mi yapıyor? Yok. Ee, 72 yapıyor arkadaşlar. 4'e böldüğümüz zaman 18 yapıyor. Bu doğal bir sonuç. Çünkü herkes 3 yaş yaşlandığı için arkadaşlar doğal olarak ortalamaları da 3 yaş büyüyor. Bundan dolayı bunu tabii ki yapmanızı istemeyeceğim. Bir seferlik gösterdim. Buna dikkat etmeniz yeterli. 4 yıl önceki yaş ortalaması 21 ise 4 yıl sonraki yaş ortalaması da tabii ki Önce tabii ki burada şeye dikkat etmek lazım arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. 4 yıl önceki yaş ortalaması 21 derken bundan 4 yıl önceki manasında demek istiyor. O zaman şu anki yaşları ortalaması 25. 4 yıl sonraki yaş ortalamaları da arkadaşlar 29 olacak. Sorularda onu özellikle belirtir. 4 yıl önce şimdiden 4 yıl önce demek istiyordur. 4 yıl sonra derken de şimdiden sonraki 4 yıl demek istiyorlar arkadaşlar. Böylece 4'er ekledik 29 oldu. Bir babanın bugünkü yaşı, iki çocuğunun bugünkü yaşının toplamının iki katından fazladır. 6 yıl sonra babanın yaşı, iki çocuğun yaşlarının toplamından 17 fazla olacağına göre babanın şimdiki yaşı kaçtır? Yine çocuklara c diyelim arkadaşlar. Babanın yaşı 2Ç artı 6, 3 yıl sonra baba 2Ç artı 9 olurken çocuklar 2 tane olduğu için arkadaşlar ne olacak? 3'er e, artacak. Böylece çocukların yaşı Ç artı 6 olacak. Babanın yaşı çocukların yaşının 17 fazlası olduğu için gördüğünüz gibi 2 ç artı 9 eşittir ç artı 23 ç de buradan 14 oldu. Bizden babanın şimdiki yaşını istiyor. Çocukların yaşının iki katının yani ilk kere 14 28 6 fazlası 34 yaşındaymış. Caner ile babasının bugünkü yaşları toplamı 51'dir. 8 yıl önce babanın yaşı Caner'in yaşının 6 katı olduğuna göre Caner'in bugünkü yaşı kaçtır? Caner'in yaşına C diyelim arkadaşlar. Tek bilinmeyenle gitmek biraz daha mantıklı bu soruda. 51 eksi C olsun. 8 yıl önce C 8, 8 yıl önce 43 eksi C. Caner'in yaşının 6 katıymış. Böyle yazdık bakın. Böylece 6C 48 eşittir 43 eksi C. Buna göre e, 7c eşittir arkadaşlar 91c eşittir 13 oldu. Denkleme kurarken bakın babanın yaşına b, çocuğun yaşına c dememeye çalışıyorum ben. Mümkün olduğunca tek bilinmeyenli gitmeye çalışıyorum. Eğer soruda mecbur kalırsam ben iki bilinmeyen kullanmayı açıkçası e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani az bilinmeyeni zorlamak bizi hani daha iyi çözümler üretmeye itiyor açıkçası. Ama sıkıntıya düşersek birden fazla bilinmeyen kullanmamızda bir mahsur yok. Bir baba ile annenin yaşları toplamı 85'tir. Bunların 3 çocuğunun yaşları toplamı ise 15'tir. Kaç yıl önce baba ile annenin yaşları toplamı çocuklarının yaşları toplamının 9 katıydı. Bakın baba ve annenin ayrı ayrı yaşlarını istemediği için burada baba ve anneye bir tane bilinmeyen vermek mantıklı. Bunların yaşları toplamı x olsun. Çocukların yaşları toplamı da ç olsun arkadaşlar. Çünkü çocukları da ayrı ayrı istemiyoruz. Şimdi x artı ç 85. Ee, ne demişti? Ha, çocukla pardon yanlış söylemişim. Anne ile babanın yaşları toplamı 85. Çocukların yaşları toplamı da 15. Kaç yıl önce yani 85 eksi 2 T diyelim. Neden 2T? Normalde T yıl önce ama hem anne hem baba T yıl azalıyor, o yüzden 2T. Aynı şekilde 15 3T niye? Çünkü arkadaşlar çocukların birisi T yıl azalırken 3 tanesi 3T azalacak. Buna dikkat etmeniz yeterlidir. Dolayısıyla böyle 9 ile çarpalım. 85 2T eşittir 135 eksi düzelteyim 135 eksi 27 T buradan da 25t eşittir 135'ten 80 çıktı 50 T arkadaşlar 2 oldu.